Agam size video falan çekmiştim de şu dalga da bozulmuş biliyor musun? O yüzden tekrardan açılış hoş geldiniz anasını ağrımızın. Evet bugün 25 liramız çıktı aga cebimizden. 25 lirayla bir gün serisine devam ediyoruz. Evde anlattığım tek şey şuydu. Benim haricimde hayatta kalabilen arkadaşlarım Hüseyin Can Tüpek ve Ulaş. Bunların yanına sinyal çekmeye geldim. Yani ne var ne yok belli bir ihtiyacımız kadarıyla toplayıp durulup gitmeyi düşünüyorduk. O yüzden dışarı çıkıp sinyal çektim aga. İşte siz de bunları falan duymadınız. Kusura bakmayın. Niyetim de şey, bunlardan böyle bir şeyler toplayıp gidip sizle muhabbet etmek. Fakat medya mod da bozulduğu için bu da 7 lira olmuş amına koyayım. Allah belamı veriyor galiba. Her yerden yetim hakkı çingenmiş acaba bir ara eskiden. Ben öyle bir şey almaya başladım ya gerçekten. Acaba? Dün yedin hurmalar, bugün götünü tırmalar. Gibi bir şey. Mesela. Umara gezer. Görmüyor musun? Ne var lan halinde? Masaya bak. Tiplere bak. Oğlum bayağı yanıyor lan. Söndürsene. Aga hayır. Bence çok saçma bir şey yapmış o. Oo. Çok kötü. Bir şey. Sana soracağımız 3 adet soruya cevap verir misin? Pas. İlk soru mu? Evet. İkinci soru. Duymak istiyorum. Sabah alkol tüketimi seni nasıl etkiliyor? Güzel. Günüm güzel geçiyor ya. Çünkü sonuç olarak almak istediğim bir şey olduğu için arkadaşlar. Ya beden bünye bunu istediği için aldıktan sonra sıkıntı kalmıyor tabii. Alkolüyüm ben. Evet. Zor. 3. Zor. 3. 3 soru aga. Dinliyorum. Günde ne kadar alkol tüketiyorsun? Olduğu kadar. Bütçen varsa. Değişiyor aynen. Bütçen şimdi varsa abi. Zaten günde bir 3-4 tane kesin garanti. Hesabında 5000 lira para var ya. Yarın da 3 lira yatacak. Ha, alkol ya. Alkol. Alkol iyidir ya. Full alkol. Yemek imkansız. Yemek yedikten sonra çünkü alkol tüketiminin azalma oluyor arkadaşlar. O yüzden gerek yok. Benim gibi beslenin birader. Bu ne sabah 3 lira. Bir şeyler falan. Ufak tefek alıştırmalar. Mesela bu benim şu an... Aga benim de şurada... Öğünüm. Kahvaltım. Şurada bir biram olacak diye. Evet. Vay, ben onu aradım biliyor musun? Bulamadım ama. Bilerek kasaya koydum aga. Bende de 25 lira var aga. Bende de 92 lira falan var. Aga şurada benim 50 lira bozuk param var. 50 lira bozuk. Evet. 50 lira kazandık galiba aslında arkadaşlar sanırsam. Aga senden de bir 30 lira oynar. Tamam sıkıntı yok. Ertuğrul. Video şimdi başlıyor arkadaşlar. Kaç yaptık? 185 falan. Bugün sizde karton toplayacağım. Vallahi ciddi düşünüyorum. Aga Onur'la değeri yapmış ya, pet şişe biriktirmişler evde ama. Sonra bir bok alamamış herhalde. Aga gerçekten de çok ucuzmuş ama. Tonunda 50 kuruşa falan var. 25 kuruş. Tonuna mı? Çok kötü. Çok kötü. 50 kuruşa falan var. Dandik aga. Harbiden çok dandik ya. Aga emeklerine yazık ama da okuyum. Demir falan toplusularmış. Oğlum biz de... Kimi mantıklı? De, aga gideceğin inşaat önüne var ya. Aga çalacaksın. O uzun kamışlar var ya. Şey... Bir tane H100 Samsi'yi çağıracaksın aga. Doldurucunuz üstüne demirleri ama. Samsi aga bir iş var. İskelet çalacaksın değil mi? Aga biz böyle koltuk taşırsak olur. Ben de içebileceğim başka bir şey olmadığı için içiyorum yani bakmayın. Bu aynı yerin içeride bir kumbarası olması lazım arkadaşlar. Buradan bir şey çıkmaz. Leş gibi de kokmuş içerisi bu arada. Yaşam alanına bakar mısın nehirin ya? Pislik herif. Bak incelemeye bak. Burada garip garip yastık kılıfları, kınlar. Erkekler böyle yaşıyor kızlar, haberiniz olsun. Çok kötü. Çok kötü bu videoları, ben bir de ileride böyle milyoner trilyoner falan olursak izleyeceğiz. Yaşam alanına bak. Evet. Çok kötü ama ya. Ama kıyak şeyleri de çekiyor mesela. Evet, evde evet. Olabileceği gayet kıyak şeyleri de çekiyor. Arz var ya. Ne bileyim. Ya aslında bir dönem vardı. Herkese de para. Bir dönem bir ara vardı yani. Sonra kötüleşti. Aa dalga buldum. Bak. Günaydın. İkinci bir aga. Ne düşünüyorsun? İki aga. Tamam sen bana ama para ver. Olmaması gerekiyor. Bana para nakit mi versen? Aga orada işte. Nerede? Paraların olduğu yerlere bakın. Bu mu aga? Yok, yok aga. Şuraya bak aga. Nereye aga? Sweatshirt'ın nasıl olduğu yere. Kesin orada. Sıkıyoruz.
10, 20, 30, 40, 50 mi abi da? Evet, 50 liramız var arkadaşlar. Gayet sürpriz kutuydu. Çok iyi. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben kredi evet. kartımı başlamak istiyorum. Evet aga. Aga sen ne yap biliyor musun? Kredi kartını al aga. Git. Git aga ama gel. Takıl gel yani. Aga sana ne lazım? Bir şey mi alacaksın? Hayatta kalmaya çalışıyorum Hüseyin. Anladın mı? Şey, aga bak bir ihtiyacım varsa sen. Yok ben de kredi kartını verecektim zaten kendisine. Şurada gel ben de. Yapsın geri gelsin. Aynen sonra kart geri gelsin. Nasıl kardeşim he, senin kredi olduğu için IBAN'dan para mı atamıyorsun? O yüzden ne yap biliyor musun Ulaş? Sen Yiğit'e 100 lira cash don. Benim kredi kartını sen genellikle harcarsın. Bir şeyler yaparsın. Anladın mı ya? Alternatif para harcama teklifleri. Nasıl? Fakirleri fakirliğinde soydum ama bakayım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ayın 22'sine kadar. Değil, sen montu verdin. Bir mücadele. Benim montu. Arasın arkadaşlar. Bir çabuk iyi kazanmış. Alaga sana tam 100 lira. Aga bu da bu. Tek elde mi? Bir daha ver. 5. Aha bak ya bu 100. Tamam ben böyle hayatta kalırım bir daha ver. Gidiyorum bir daha ver. Bunları söğüşledim. Arkamdan da söver büyük ne diyeyim neler. Çok da sikimler iyiler. Geberin lan. Evet Cano ilk durağım BİM. BİM'e şey yapacağım. Bozuk para vermeyi düşünüyorum. Ondan sonra ne yapacağım daha herhangi bir fikrim yok. Kesinlikle bir şey olacaktır ama. İnanıyorum buna. Çok iyi bu arada ya. Bakalım bozuk alıyorlar mı? Kulağımda da Michael Jackson çalıyor. Spotify premium falan bitik yani o derece. Başlıyoruz. Abla bozuk para lazım mı ya? Efendim? Bozuk. Evet. Harbi mi diyorsun? Verdim. 10, 20, 30, 40, 50. Tamam hadi çal. Sana mı getireyim? Evet, o kız abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Bak oğlum. İzle şimdi kardeşin ne yapacak. İzle. Abi buyur. Şey vereyim mi altına? Beşliklerden vereyim mi? Fark etmez. Beşlikten bir daha böyle de verelim. Abi işin gücü nasıl gelsin? Evet kanka. 4 tane 5 liramızdan olduk. Ekmek ne yer 10 lira oldu lan. Neyse kanka sabah medya mod bozuk olduğu için ben çalışıyor zannediyordum. Onu yaptırmıştım açıkçası. Fakat yapılmamış. O yüzden size konuştuğum için bir şey çıkmadı. Şimdi paramızı ne kadar yapmıştık inanın bilmiyorum. 130 liraya falan çıktık galiba. Hep beraber onu bir sayalım. 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 165. Bu arada ideal bir para miktarı var şu an cebimizde. Hani 2 tane de ekmek aldım. O da 20 lira tuttu. Demek ki 185 lira paramız varmış. 35 liramızı 185 yaptık şu an. 155'teyiz. Bu parayı kullanarak kendimizi yukarıya atmamız lazım. Kafamdan geçen plan şu. Kim diyor o YouTuber'lar çok kazanıyor diye? Kim hangi piçledi oğlum onu? Allah'ım ya Rabbim taş kemireceğim burada. Instagramcılar çok kazanıyor. Neyse. Şimdi eve gidip omlet yapmayı düşünüyorum kanka. Çünkü dışarıda yemek yersek saçma bir para harcıyor. Zaten 150-200 lira tutuyor. O yüzden eve gidip önce bir karnımızı doyuralım. Sonra o sıra bilgisayarı açıp bilgisayardan Facebook'a giriş yapmam lazım. Facebook'tan bazı motor sayfalarına gireceğim. Anlık olarak MT25 ön cam. Hatta milletin bir eksiği var mı, bir gediği var mı onlara ulaşmaya çalışacağım. Alıcıyı bulursam satabileceğim parçayı satmam daha kolay olur ki para kazanabilirim. Gidiyorum eve bir yemek yapalım sonra ticarete bakalım. Bay bay. Cana bu arada şey sigara almazsam olmaz o yüzden bir 60 lirayı da buradan sigaraya veriyoruz. Kusura bakmayın ya. Kola da almam lazım. Hemen açıyorum. Bak ülkedeki yaşam zorluğuna bakar mısın? Enteresan yani. Kanka ne yapayım?
Seyha videoya denk geldin ama. Chester bana kısa da verebilir misin bana? 79 abi. Buyur. Güzel durum, kolay gelsin. Şimdi cana. Ne dedim az önce? Bir 79 daha geldi. 155 vardı. 80 desek birader. 20 oradan. 70 lira paramız kaldı. Olsun, gülün, devam amına. Devam. Bu da burada yatarak birader. Çünkü masraf şu an. Bir de marş motoru bozuktu. Dün bunun marş motorunu aldım. Like it. Artık marşa basınca çalışacak. Vurdurmama gerek kalmayacak. Bir haftadır falan motor vurduruyorum. Ciğerlerim çıkıyordu. He, onu nasıl aldım? Anneannemden 2, abimden 2,5 lira borç aldım. Marş motoru üstüne geldi. Ödemem gereken 4,5 lira para var yani. Çözeceğiz adamım. Çözeceğiz. Evet canlar, bilgisayara geldim. Şu an Facebook'tayım. Facebook'ta şimdi buraya Yamaha yedek parça falan yazıp ilkel bir şekilde motosiklet parçası arayan insanları bulmaya çalışacağım. Bulabilirsem eğer, kafamdaki şey şu: pazarlıkta biz de yedek parçayı alıp şu an gruba katıl isteği göndermem gerekiyor sanırsam. Yamaha harcı motor paylaşımı yapılmaz. Selamlar, ben Rocco, yedek parça imkanlarımı genişletmek için giriş yaptım. Gönder abi, bunlar bizi gruba alsın. Alım satım kısmı da garip. Daha çok satım var galiba. Bakalım. Şu an bakıyorum. Komple motor satıyorlar ya sanırsam. Sayfam. Ana sayfamda da arkadaşım yok gibi kardeşim. Yedek parça alım satım. Fark etmez aslında. Hani otomobil de olur. Hiç fark etmez. Diferansiyel ve şanzıman satıyorlarmış. Buradan bize ekmek çıkmazmış gibi düşünmeye başladım ama birazcık yemek yiyeyim. Şu an kafam çalışmıyor. Yemek yedikten sonra zaten sigara içip çay kahve falan yapmaya vaktim kalacağından dolayı satışa falan birazcık daha detaylı bakabilirim. O yüzden önce yemek yapalım. Ne oldu Gırgır? Tabii senin yemeğin var, maman var. Atla lan aşağı. Çakal. Dünden kalan makarna falan var. Bir tane kap çıkartıyorum kendime birader. Şurada da tavan var. Kameraya düşürmeden yanmam lazım. Dolabı da tripod yaptım kendime. Aga sizle konuşacağız. Şimdi omlet nasıl yapılır? Tavadan ne kadar garip bir durumda olduğumu anlayabilirsiniz bak. Tavaya gel. YouTube'lar çok kızılıyor ya. Şuna kodumun açız aç. Bana inan. Lavuk bir kapattı birader Instagram'ı. Mahvolduk ama lavuk. Muhabbetlere gel. Allah'tan zeytinciyiz, zeytinyağı var. Seda da bana kızıyor. Omlet diyor zeytinyağıyla mı yapılır falan filan. Neyle yapılacak kanka omlet? Ben sevmiyorum, tereyağıdır, ayçiçek yağıdır falan. Bana manasız geliyor birazcık. Aman akim, yumurtayı da size şekilli kıracağım diye var ya. Her yeri şey yaptım. Yumurta çöpüsü. Bunun bir de çıkması da dert. Bir parça çıkarttın. Çok iyi. Aynen böyle daha. Şimdi buna tuz basıyoruz birader. Birazcık kekik. Allah'tan ekmeğimiz de var. Yemeği yapacaksın kardeşim. Yemek önemli olsun. Burada yağ ısına dursun. Ben bir parmağımı falan yiyeyim. Omlette. O sırada da bu ısınıyor ya. Ne yaşatıyorum size değil mi? Bu arada birazcık karma karışık. Yani açık olan bir hesabım vardı. Eski ilk kullandığım. Onda YBR 125, ne bileyim VR 125, MT 25 Türkiye falan bu grupların içerisindeydim. Onların içerisindeyken bir şeyleri bulmak, satmak falan daha kolay olabilirdi. Fakat şu an sanırsam insanlar da kendileri parça satmaya çalıştığı için ulaşabildiğim herhangi bir alıcı yok. O yüzden para kazanma metodumu birazcık daha değiştirdim. Düşünüyorum şu an bu yumurtayı çırparken.
kalan 50 liramı mı 70 liramı mı ne? Nasıl katlayabilirim diye düşünüyorum. Bugün ölmeyeceğimden eminim. Bu yemeği yediğim için onu biliyorum. Dökelim artık bunu da. Yes sir. Omlet seviyorum bu arada ya. Efendim aga. Sağ olsun lan. Aga seninkileri yoldum. Ne? Seninkileri tokatladım aga azıcık. Aynı kim onlar? Ha. Hmm. İyi yapmışsın. Para falan da alsaydın. Hmm. Öyle yaptım. Aldın mı? Evet. İyi çok iyi. Çok iyi. Son dedim dışarıda yemek olmaz. Eve geldim omlet yaptım. Şimdi para kazanma taktikleri düşünüyorum. Aga çok güzel. Az sonra ben de orada olacağım. Bunu beraber düşünelim. Olur. Aynen. Hmm. Az sonra çıkacağım yola. Heh. Kenan var mı? Aga 100 lira falan var. Daha doğrusu 400 lira falan var. Dışarıda buluşabiliriz o zaman. Ha, çay içeriz. Doğrusu geçeriz zaten. Tamam. Anlaştık. Ne zaman geliyorsun? Aga şimdi az sonra çıkacağım işte. Bu Dolce var ya orada. Metroya yürüyeceğim. Metroya bineceğim. Okey aga. Öpüyorum. Namaz yani. Hadi görüşürüz. 45 aynen. Dakika bir saat. Bu iyi bir haber. Duruyor mu? Evet paramızı ne yapmış olduk? Eşten dosttan birazcık kopartarak belli bir miktar para yapmış olduk. Bir paket sigara aldık. İki tane ekmek aldık. Bununla beraber harcadığımız para 60 lira sigara dersek 20 lira da ekmek. 80 lirayı çat diye verdik kanka zaten. 100 kaç vardı bizde? 150 mi 180 lira mı ne vardı sanırsam? Bizim şu an kalan paramız biraderim. Tam tamına ya 50 ya da 70 lira. Yani eşimiz dostumuz olmamış olsaydı direkt olarak elimdeki imkanlarla çıkış yapmış olsaydım. Yapacağım şey şuydu. İki tane ekmek alıp gidip bu yemeği yemek. Şimdi aklımda ne var? Şey olmadı düşündüğüm gibi. Instagram olmadığı için insanlara ulaşım engelim olduğundan dolayı. Kimsenin bana ulaşamadığından dolayı. Kolay bir şekilde parça alıp satabileceğim bir platformum yok. O yüzden ben de Facebook'a birazcık bakınayım dedim. Fakat hala net bir dönüş alamadım o taraftan. Güzel alınıp satılacak elimde olabilen herhangi bir şey bulamadım. O yüzden şu an meçhul bir şekilde beklemedeyim. Yani yapılacak çok bir şey yok. Bugün parasızız kanka. Sanırsam öyle duruyor yani. Çünkü ne yapabilirim? Dün bir yaptım. Bir şey telefon tamiriyle uğraştım. Artık böyle şeylerle de uğraşacağım. Kamera alsat. Kamera parçaları. Bir sürü şeyin alsat işini yapmam lazım diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Instagram falan pek karın doyurmuyor. Yani çat diye kapanabiliyor anladın mı? O yüzden daha kalıcı bir şeyler yapmak istiyorum. YouTube harici. YouTube'u biliyorsunuz ki seviyorum. Ne yapacağız şimdi? Dışarı çıkıp Deniz Nehir Yıldız'a falan çay iteleceğiz. Bugün birazcık daha keyfime bakmayı düşünüyorum ya. Çünkü zaten yapabileceğim bir şey olmadığı için en azından keyif almak daha makbule geçer benim için. Böyle işte. Bir gün vardır, bir gün yoktur kardeş. Hayat bu. Bana bunu yapanın da anasını neden bu çileyi çekiyoruz onu da anlatayım. Dostlar 180-200 binlik bir Instagram sayfasında ben kendi Shopier ürünlerimi satışa sunduğum için okey. Oradaki linki paylaştığımda 50 bin 60 bin kişinin görüntülemesiyle şu an YouTube'dan paylaştığım linkin görüntülenme sırası kesinlikle eş değil. O yüzden birazcık durdu. Birazcık değil bayağı durdu. %99 bir ürün satışımda gerileme var. Hani arada sırada alan arkadaşlar var. Teşekkür ederim buradan aldıkları için. Onları hemen paketliyorum, veriyorum. Hani haftada bana kalan 500 lira falan oluyor. O yüzden şeyim şu an böyle. Ne alaka ya dediğim dakikalardayım. Birazcık da böyle Instagram olmadan aslında hayatın içerisinde yer etmek beni birazcık daha farklı konularda geliştirecektir diye düşünüyorum. Çünkü orada birazcık değil bayağı bir kolaydı. Her şey kolaydı. Bir malı alıp başkasına satmam aşırı hızlıydı. Bunu yavaş yollarla yapıp standart paralara birazcık alışmak lazım diye düşünüyorum. Yoksa benim bu hayatın içerisinde bir yerim yok. Bu net bir olay. Şu an düşünme evresindeyim. Evet arkadaşlar yemekten sonra bilgisayara tekrardan geçtim. R25 yedek parça alım satım grubundan bir tane abimizle görüştük. Ona mesaj attım. Bana ulaştı WhatsApp'tan. R25'te kaza yapmış. Şimdi onlara yedek parça arıyorum. Yedek parçalarını temin etmeye çalışacağım karşı tarafa. İşte far grenajı bakıyorum 2019 sonrası. İşte ön takım komple kazalı.
buradan en uygun parçaları bulup belli bir indirim yaptırıp abimize satış yapacağım. Böyle de yolumuzu bulmuş olacağız. Bakalım. Abimiz yazıyor Ayda. Yoruldu. Abi şey diyor. Ben de internetten aldığım için bazı parçalar elimde olanlar da var gençler ama gelen internetten yani. Şimdi burada Bursa'daki çevremde adamın elinde mesnet vardır. Ne bileyim Enes'te, Akın abi'de, Halil'de, öbür Enes'te ellerinde bir parça varsa alırım abi elimizdeki parçalar bunlar işte deyip yardımcı olurum. Ama sıfır çektiğim parça da var. O yüzden abi geleyim elden teslim alayım dedi. Bu iş birazcık sarpa sarabilir. Edersek kardeşim ben sana güveniyorum. Kargoyla yollarsın. Hiçbir sıkıntı çekmeden adama parçalarını yollarım. Bir sorun da olmaz yani. Sıfır parça bebek gibi. Al abim tak derim. Sonra da burun grenajlarını alırız. O parayla. Yoksa biteceğiz tükeneceğiz kardeş yani. Bak böyle bir sosyalleşme hoşuma gitti. Güzel şimdi çaya gidiyorum. Sektör bu cano. Nasıl para kazanacağınızı anladın mı? Satıcı olmuyorsunuz. Alıcıyı buluyorsunuz. Alıcının isteklerini siz ona ulaştırıyorsunuz. Yani bir malı toplu alıp bunu benden alır mı var demek birazcık daha yatırımlık. Bizim şu an yatırıma ihtiyacımız yok. Cash paraya ihtiyacımız var. O yüzden ne yapıyoruz? İhtiyacı olanın ihtiyacını karşılıyoruz. Okey babam. Aykırsın. Bu bizim Ringa Ringa Nehir var ya Ganja Nehir. Onu şey videosundan hatırlarsınız. Arkadaşlarımı mekan kapattım videosundan. O da şimdi özel ders veriyor kanka. Keman olsun. Müzik ile ilgili şeylerde. Şimdi o bugün 600-700 yolunu buldu biliyor musun? Sinyal kanka. Devam. Bakayım. Komşusu açken tok yatanın gidiyorum asılacağım paçalarına. Hava da güzel. Benim bu sinir şeylerinden vazgeçmem lazım. Bazen yolda yürüyorum buna diyorum bir şaplak sokayım. Sokmuyorum ama. Oluyor arada. Buradan da aşırı sıkılmaya başladım artık birader. Görünce nanay. Böyle boş insan kalabalığı bakayım. Öğrencilerden de pek bir şey olmuyor ya. Öğrenci milleti kalkındıran bir millet değil. Yer, içer, sıçar, tüketir. Koskoca memlekette bir s**im yararı yok öğrenci milletinin mesela. Yapı olarak ya da şirketleşme olarak. Bireysel kazançlara odaklı olduğumuz için bu yaşlarda buradan nefret ediyorum. Ben de hani bu toplumun bir taşıyım maalesef. O yüzden buradan sıkıldım. Sıkıldım yani. Hani burada yaşamak için pek bir şey yapmanıza gerek yok anladın mı? Anası babası bakıyor herkese. O yüzden benim de psikoloji bozulmuş durumda. Şurada bir kardeşimiz var. Geziyor motoruyla mutlu. Abi kolay gelsin. Michael Jackson'a sardım bu aralar. Onu dinliyorum kanka. Bir de medya mod bozuk anası var ya. Kafayı yemek üzereyim gerçekten. En son yapıştıracağım iki sit. Böyle gezeceğim. Giriyorum. Buranın en müdavimi olduk. Şimdi bakayım bakalım. Suyunu çekeceğim paranın biraz. Bakalım nerede bizim lavuk? Anlat lan derdini. Piç para kazanıyorsun. Çıkart çıkart. Ah. Tabii koydun parayı. Allah Allah koyduk mu parayı? Hayır koyacağız. Koyacağız. Para. Bugün nerede? Genel. Yemeğe ekmek bulamıyoruz. alkol zaten içemiyoruz. Arkadaş bugün benim evime sigara almaya gitti normal. Yani baskın düzendik kanka sabah. Onlar biliyor oğlum. Kimler biliyor? Onlar biliyor. Biliyorlar onlar. Hepsini çektim. Tamam. Hepsini çektim. Bak güzel bir girişim yaptım. Son eski günlerime dönmüş durumdayım. Lise dönemi bende para bittiği zaman böyle aynı izlettiğim şeyleri yapardım. Aynısını yaptım. Öyle. Açtım Facebook'u. Dedim kimin neye ihtiyacı varsa. Facebook. Peygamberimiz geri geldi. Hemen bir mesaj. O grupta 25 ve 25 parçaları tümden elimde bulunur. Gönderiş. Kanka lazım. Lazım. Abi menü değil ben kupa. Ben de alayım kupa. Onu da alayım. 1-200 alıp 1-400'e vermeceler. Fakat abi şey dedi. Ben dedi kardeşim ben dedi İstanbul'dayım. Eski ticaret adamı. Ben dedi geleyim dedi parçaları dedi senden alayım. Oğlum. Şu an oranın terhanesindeyim. Ama gelmemesi olur. Lazım. Ha, gelmemesi lazım. Parayı bana alıp beklemesi sen lazım. Oradan. Aynen. Lazım. Yoksa ters yani bu işte. Ters o. Yoksa çok kötü. Evde zeytin yok peynire kapatıyor o zaman. Elektrikler gitti burada. Yüzüme böyle flaş tutacağım o yüzden. Bizim R25 parçası vereceğimiz dayı sanırsam caydı. O adam onu dolandıracağımızdan korkuyor. Ben de dedim ki abi dedim alırsan dedim al almazsan dedim alma. Bu Emir Bahadır Vural terörist sansür koyacağım yüzüne.
Bu da Ganji Nehir aga. Yani bir şey olursa çekerim. Bak orada da 0.7 var arkamızda. Satılık. 270 lira. İsteyene hayırlı olsun. Allah'a emanet. Oğlum burada da elektrikler gidip gidip geliyor. Emir Vural'a hesap it edemez ya. Ne yapayım? Az önce giden hesap edin. Aha. 2 saniye bekle. Bozuk bende çok fazla var biliyor musun? Vereyim mi? Yolu var mı? Verdim. Okay. Kesine berek aldım. Tamam değil mi? Asıl numaranız kaçtı? 11. 11. Şu. Neyse canlar, hava da soğudu. Gün de bitti. Parça ticareti galiba yapamadık ya. Yani yaparsak artık buradan sonrasında video koyar mıyım koymaz mıyım bilmiyorum. Fark etmiyor ha. İşte he. Allah'tan sansür yapmama gerek kalmadı. Hava karanlık ise hava. Lan alınacak ne var? Su alınacak var. Emanetler. Falan filan ne iş yapıyorsun diyorlar YouTuber'ın diyorum. Siktir lan diyor bana. Şu an bu arada sokakta falan mı yaparsana? Çok iyi aga. 10 numara. Operasyon olma. Patlat hemen. Sıyır patlat birine. Varsa hasmın masmın kaydı yok. Üreteyim hasım. Atayım kafa. Ondan sonra. Hadi seviyorum sizi. Görüşürüz. Şurun içine gireceğiz galiba. Aynen öyle. Bakalım bakalım ne olacak ama. Aga sikerler. Böyle bir yaşam mı olur ya? 0 lira artı. Gene artıyız ama ya. Yaşadık yani. Bak bugün ölmeyeceğimi biliyorum dedim size. Değil mi kardeşim benim? Tam şaplaklık değil mi ya? Ateş ederim onlara. Neyse hacı dayım. Artık gecenin ilerleyen saatlerine doğru bakacağız. Bu parça fikri benim çok hoşuma gitti. Eve gidince de bilgisayardan ulaşımım kolay oluyor. 300-500 çorba parası çıkartırsak kafi. O yüzden videoyu beğenin. Benden de buff, maf, ürün bir şeyler satın alın. Kardeşiniz yoksa ölecek açlıktan. Hadi Allah'a emanet.